Abi şimdi durup dururken milyon dolarlık ev mi alacağız abi? Yani bu kadar da boşuna para saçmayalım. Şimdi kız hava olsun diye alınacak. Sonra uğranmayacak bir daha abi. Yazık günah yani. Niye hava yapalım oğlum? Allah Allah. Oralar değerleniyor mu? Satarız birisine. Yani kendimizi kandırmayalım abicim. Orası şimdi dağ başında yerler. Oradaki emlaklar böyle kendi için özel böyle yaptıracağım falan filan öyle emlak. Sana ne lan? Sen benim paramın hesabını niye tutuyorsun ki? Abicim yani bak kırıcı oluyorsun. Senin param benim param diye düşündün mü ben hiç? Ya cüzdanlarımız ortak diyorsun yani. Abi gerçekten çok kötü yanlış anlıyorsun beni. Estağfurullah yani ben öyle şey der miyim abi? Sen kendi işlerini hallettin mi? Doktor nerede? Cenazesi varmış abi akşama gelecek. Ha, evlilik ne oldu? Bak çok aksatıyorsun. Yemin ederim sinirlerim bozuluyor benim ha. Daireler kapalı abi. Pazartesi gidip halledeceğiz. Para mevzu gelince ama zart diye oluyor ha. Para gelince zart diye oluyor. Abi gerçekten, gerçekten kırıcı oluyorsun yani. Bakın Şerci Hanım. Benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinize olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım, anlat. Çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Samet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim. Yine de geldiniz. Baba bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? Öyle şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Samet Bey, terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Doktorcum, ben 17 yaşında evden kaçtım işte, İstanbul'a geldim. Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın? Her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya, ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset, Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor, aile terapisi işe yarıyor. Doktorcum, ben böyle bir ailede büyüdüm. Yani daha ben küçücükken, çocukken... Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. 6 ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Affedersiniz. Doktor sensin. Sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. Doktor, abim, ben böyle biz yani çok vahşi ama çok da böyle iyi de çocuklardık çocukken. Atlan at, birkaç hareket göstereceğim sana, hadi. Ay Sema abla, çok güzel bebeklerim varmış. Beraber oynayalım mı? Dokunma, kirletirsin. Ben giydireceğim. Bırak kız, kendisi giydirsin bebeklerini. Ama abla ya. Şşt, abla. Atan alır spor. Lan kaçan topu küçükler alır. Fıçı gibi olmuşsun zaten. Az hareket et. Şatiye, senin de buran yırtılmış. Eve gidince dikelim unutma, tamam mı? Dikecek iğne iplik mi var abla ya? Niye alay ediyorsun şurada? Kızım, ben sana demedim mi kibritle oynama diye ya? Ne? Yürü seni banyoya kitleyeyim de aklın başına gelsin senin. Evet, yürü. Dokun. Siz mi yaptınız bunu? Gitti güzelim bebek. Oynardım, niye yaksın ki abi ya? Ama niye yaktın evi? Ne oynardık ya? Hadi yürü. Öf be.
göreceksin sen şimdi. Zaten burada aç için uyuyamıyoruz. Bari birazcık eğlenirim. Şşt, hadi gel kalk kalk kalk. Hadi sen de. Nereye? Gidiyoruz gidiyoruz hadi. Ya gir bir susun. Bir şey yapmıyorum biz dur. Baba, işedin mi sen? Ben, ne işemezsen? Şey, o su dökülmüş, orada su koymuşsunuz. Tamam, bir su döküldü belli de. Aa Recep'im, korkulu rüya mı gördün sen? Ha, korkulu rüya gördüm. Koymuşsunuz o su mu bir şey? Dökülmüş, halime bak ya. Gerizekalı. Gülme lan, gerizekalı. Ben de şimdi altımı yapacaktım ha. Ya gülmeyin, gülmeyin. Dövecek şimdi. Çocuğum gülünür mü? Hastalık. Hastalık dedi. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için biraz zaman tanımak lazım. Tamam mı? Cık. Otur. Hızlandırılmış kur yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin, o da burada düşünecek. Sen söyle, sen de düşün. Abim, abim benim ya, abim, canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum, anladım ama yani... benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyler kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be, sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya, bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı 2 milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz, yine konuşursun, yürürsün. Gerizekalı gerizekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi şimdi sıra sende. Tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcum. Çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye, bana laf sokma, yumruğu yedin mi? Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama. Siz devam edin. Sen şimdi öde borcuna. Ha?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.